seçimlerin yenilenmesi yönünde bir talebi oldu Yüksek Seçim Kurulu'ndan AK Parti'nin. Bu talebi nasıl yorumlarsınız? Mahal idareler seçimleri, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden sonra uygulanan ilk mahal idareler seçimleridir. Dolayısıyla mahal idareler seçimlerinin geçmişte kazandığı öneme artı olarak Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle de uyumlu bir şekilde çalışabilecek, sistemi istikrar kılıcı, sağlayıcı bir konumda taşıyabilmek açısından önemleri bir kat daha artmıştır. Ve bu seçime o açıdan yaklaşılmıştır. Seçimlerden sonra tabii her seçimde olduğu gibi rakamlar, sayım sırasındaki farklılıklar her siyasi partiye, her adaya göre anlayış farklılığı ortaya koymak suretiyle itirazlar yapılmaktadır. Bu itirazlar demokratik bir haktır. Yapılması gerekir ve itirazları da en kısa zamanda değerlendirmek suretiyle Türkiye'yi normalleştirmekte yarar vardır. Fakat şu an için bazı yerlerde itirazlar cevap bulmakla beraber, mazbatalar alınmakla beraber özellikle Türk siyasi hayatında, ekonomik hayatta, sosyal hayatta önemli yeri olan uluslararası gözlemcilerin yakından takip etmiş olduğu İstanbul'da ise bir kargaşa yaşanmaktadır. Ve seçimlerin hemen arkasından 29 bin oy farkı olduğu ortaya konmuştur. Ve bu 29 oy farkını değiştirebilecek itirazlar üzerinde çalışmalar başlatılmıştır. O günden bugüne kadar da önemli değişiklikler kendini göstermiştir. Bu tabidir. Ama şimdi böyle bir sürecin içerisindeyken işi kargaşaya, aceleciliğe, karşılıklı istikrarı bozucu davranışlara, seçim sonrasında mazbatayı kim alırsa alsın Türkiye'de İstanbul'u tartıştırabilecek bir zemine Türkiye'yi sürüklemek doğru değildir. O sebepten dolayı İtirazların sonucu alınmalıdır. Karar ne ise Yüksek Seçim Kurulu bunu vermelidir. Ama bütün bunlara rağmen ortada hala seçimin üzerindeki akılcı yaklaşımlar Türkiye'yi kaosa, kargaşaya sürükleyecek hatalara doğru yöneliyor ise Türkiye'yi huzursuzluğa itebilecek, süreklilik kazandırabilecek bu hatalardan kurtulmanın yolu yine demokrasi içerisinde aranmalıdır. Demokrasi içerisinde eğer seçim sonuçları toplum vicdanında huzur bulmayacak bir anlayış içerisinde sonuçlanmışsa o vicdanı huzurlu kılabilecek yeni bir seçim de düşünülebilir. Bunun süresi 60 gündür. 60 günden sonraki ilk pazar günü seçim yapılabilir. Bundan kocunmaya gerek yok. Madem ki her konuda iddialısınız, seçimin yenilenmesi sırasında da bu iddianızı taşıyabilecek çabalar içerisinde olabilirsiniz. Ama şu an için Yüksek Seçim Kurulu'na yapılmış olan itirazları takip etmeliyiz. Televizyonlarda ileri geri konuşmalarla birbirlerini karşılıklı toplumsal gerilim yaratacak yaklaşımlarda bulunmayı Milliyetçi Hareket Partisi olarak doğru bulmadığımı ifade etmek isterim. Evet. AK Parti'nin talebi İstanbul'da seçimlerin yenilenmesi. Sizin söylediğiniz bir erken genel seçim değil mi efendim? Yanlış anlamadım. Siz Fox olarak hiçbir şeyi doğru anlamıyorsunuz. Sizin sorunuza da cevap vermek istemiyorum. Usandırdınız artık. Tabii ki İstanbul'u kastediyoruz. Türkiye'yi kastetmiyoruz. Ama siz Fox olarak bir tilkilik yapıyorsunuz kendinize göre. Karıştırıyorsunuz ortalığı. Bir de evet. Sandık kurulları. Evet. Tartışma İstanbul olduğu için
mazbatayı alıp almamadaki tartışma orada derinleştiği için eğer orada Yüksek Seçim Kurulu bazı ilçelerde çok sağlıklı yapıldığına dair partilerin de umumi kanaati hakim olmuşsa onların dışında da yapılabilir. Ama seçim yenileme demokrasinin bir gereğidir. Toplumsal kargaşa yerine sandığa bir kez daha gidip Türkiye'yi huzurlu kılmak daha akılcıdır diye düşünüyorum. Evet. Teşekkürler. Ankara'yla soralım o zaman. Sor. Mazbatasını aldı Mansur Yavaş. Bundan sonra seçim neler söyleyeceksiniz? Sayın Cumhurbaşkanı da karşıladı. Mazbatayı almıştır. Sayısal yönden mazbatayı hak etmiştir. Ancak toplumsal vicdanda beraat etmemiştir. Mazbata almak başka şeydir, beraat etmek başka şeydir. Onun için benim Ankara'daki belediye başkanına yaklaşımım şudur. Aklanmadan, paklanmadan mazbatayı almış bir belediye başkanı olarak görürüz. Ama benim belediye başkanım diyemem. Evet. Hadi bakalım. Benim bu tarafım.